Öncelikle çok teşekkür ediyorum Erkan. Her pazartesi günü Erkan Türkten kanalı ve Gerçek TV ortak yayın yapıyoruz arkadaşlar. Erkan Türklerin kanalında ben konuk oluyorum soru soran olarak. Erkan Türkten benim kanalıma konuk oluyor. Konuk olarak önce onu söyleyeyim. <laughs> İkimiz yayın yapıyoruz. Yaklaşık 1600 kişi izliyor canlı yayını. Her iki kanaldaki yayını beğenir. Her iki kanalı da, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Süper Sticker'dan ve Süper Chat'ten de desteklerinizi bekliyorum. Erkan Türk'ten bir şey vermiştim buraya ama bunu unuttuğumuzu zannetme. Ha, evet. evet. Yani şimdi bu biliyorsunuz artık seçim arafesindeki son rötuşlardı Murat Kurum açısından. Fakat bunların hepsinin geri teptiğini görüyoruz. Gizli çekimler, namaz kılarkenki çekimler, dua ederkenki çekimler bu AK Parti seçmeni tarafından bile artık riya gösteriş, ikiyüzlülük ve daha farklı terimlerle nitelendirilebiliyor hatta münafıklık. Dolayısıyla da artık bu bakımdan bir yolun sonuna gelindiği aşikar. Eskiden bu tür hareketler çok daha sempati kazandırıyordu. Ancak Gazze soykırımı devam ederken bu tür hareketler artık eskisi gibi AK Parti seçmenini öyle konsolide etmiyor, mutlu etmiyor, bir araya getirmiyor. Tam tersine acısını derinleştiriyor. Ben son söz olarak şunu söyleyeyim. Son, Güzel. son söz, son sözünü istersen söyleme Erkan. Ee, bir şey evet. unuttuğunu zannetilmesin. Çünkü bunu unutursak asıl e, asıl olayı unuturuz diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de ve bölgemizde bundan sonra neler olacağı konuştuk. Yolun sonu göründü, çöküş dönemi başladı. Konuştuk ama İsrail'le ticaret yapanlar kaybetti. Gazze kazandı diye de alt başlık atmıştık. Bunu niye attım? Öncelikle söyleyeyim. Çünkü Murat Kurum İstanbul'da özellikle şöyle bir cümle etmişti. E, Gazze'liler İstanbul seçim sonuçlarını izliyorlar. Yani İstanbul'daki çıkacak sonuca göre sevinecekler diyordu. Ama hem İstanbullular hem de Türkiye genelinde aslında muhafazakar bir kesim Gazze katliam altındayken, Gazze kan ve gözyaşı içerisindeyken Gazze yıkıntıların altındayken ve açlık, sınırını, açlık yaşarken Gazze, e, İsrail ile Türkiye'nin önce e, ticareti yalanlaması, gemicilikleri yalanlaması, sonra kabul edip bunu Türkiye Devleti göndermiyor, bunu e, özel ticaret yani özel şirketler gönderiyor demesi, ardından ya bu zaten Gazze ve Filistin'e gidiyor demesi. Kısacası, kısacası bu ticaret olayı, İsrail ile ticaret olayı aslında AK Parti iktidarını da çok zayıflattığını düşünüyorum ve muhafazakarların da çok büyük tepkisini aldığını sandığa gitmeyip ya da sandığa gidip de boş oy kullanan, geçersiz oy kullanan hatta belki yeniden Refah Partisi'ne kayan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir geçirgenlik varsa da şehirler açısından söyleyeceğim. Ee, seçmen aslında e, AK Parti iktidarına Gazze konusundaki iki yüzlü politikasına yönelik olarak da 31 Mart seçimlerinde bir anlamda ders verdi. Yani ben bunu tersinden kuruyorum. Gazzeliler aslında sevindiler. Yani iki yüzlü politikaya karşın kendileri o kadar zulüm yaşarken İsrail'e mal gönderilmesini, barut gönderilmesini, o İsrail ordusuna işlik gönderilmesini, İsrail'e çimento demir gönderilmesine e gönderen siyasal iktidarın cezalandırılmasına sevindiklerini düşünenlerdenim. Yani Murat Kurum'un söylediği söz tersine gerçekleştirdi. Ne diyorsun bu konuda? <laughs> Çok güzel ifade ettiniz. Bakın Gazze soykırımı ilk gerçekleştiğinde şimdi burada ya alakası yok ekonomik sahipler oldu tanımıyorsun halkı diyen bir kişi vardı. Yani ne demiş Erkan sen Gazze'deki soykırımı kafaya takmışsın her şeyi ona bağlıyorsun ama inan AKP'nin olduğu gibi TR'deki milyonların da umurunda değil. Şimdi bir kere bu arkadaş yıllarca muhalefete oy vermiş AKP dediğine göre anlıyorum ve duygularını da anlıyorum. Ben muhalefet tarafına baktığımda bu arkadaşın kafasındaki insanlar var ama bu arkadaşın kafasındaki insanlar asla AK Parti'nin seçmen kitlesini bu söylemlerle anlayamazlar. Anlayamadıkları için 22 yıldır kaybediyorlar. Yani o kadar büyük ekonomik kriz oluyor. O kadar büyük işler oluyor. Yani bir sürü farklı kötülük oluyor. Bunlar 22 yıldır kaybediyor çünkü e, hep böyle işte ya bu ülkede 17 Aralık operasyonları oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı sorgulandı. Bir yüzükle gelmesi sorgulandı. Ya başka yolsuzluk dosyaları açığa çıktı. Aynı dönemde ülke 2013'ten beri zaten çok kötü bir yere doğru gidiyor. Suriyeliler bu ülkeye yeni gelmedi. 2013'ten beri geliyor. Buna rağmen Dışarıdan göç alınmış, milyonlarca insan gelmiş, dünyanın en fazla sığınmacıya sahip olan ülkesi Türkiye. Ardından ekonomi giderek kötüleşmiş, gelir düşmüş ve bununla yetinmemiş. En büyük depremlerden birini yaşamışız. O depremde insanlar göçük altında kalmış, yüz binlerce kişi ölmüş. Daha öncesinde işte bu hastalık politikalarında insanlar zehirletilmiş, yalan söylenmiş, şu olmuş, bu olmuş. Bütün bu unsurları birleştiriyoruz. Ekonomide tuz biber üzerine. Ya AK Parti ama hala iktidar olmuş. 22 yıldır. Şimdi bu arkadaş gibiler muhalefet yapacağız diyerek çok önemli bir noktayı görmüyorlar. AK Parti seçmeni belki şöyle düşünebilirsiniz. Evet AK Parti seçmeni yardıma muhtaç olabilir belli bir kesimi. Yani dar gelirli olabilir, emekli olabilir, emekli maaşlarını sevmeyebilir. Ama bunları sevmemesi, AK Parti'ye gönül koyması CHP'ye gideceği anlamına gelmiyor. O akıllı arkadaşımıza söylüyorum işte Erkan diye seslenmiş ya bana. Mantıklı bir şey söyleyeceğim. CHP başarılı olmuş olsaydı onun dediği gibi ya işte efendim bunlar AKP efem nin e, Gazi olayı falan filan bunlar önemli değil AKP seçmeni için parasına bakar cukkasına bakar dediği eğer doğru olmuş olsaydı bugün CHP sadece AK Parti seçmeninden en fazla 2 milyon oy almış olmazdı. Bu da bizim tahminimiz. CHP'nin arttırdığı oy sayısı da 4 milyon olmazdı. Bütün bu kadar kötülüğün içerisinde. Yani siz böyle kalkıp e, devam ederseniz bu şekilde irdelemeye yani bu şekilde yorum yapmaya devam ederseniz AK Parti seçmeni sizin gibilere daha çok mesafeli durur. Yani çok hiçbir şey olmaz. Bu bakımdan seçmenin her şeye rağmen e, Ali Bey'in de ifade ettiği gibi AK Parti'yi cezalandırırken CHP üzerinden cezalandırmaktan çok sandığa gitmeyerek cezalandırmayı tercih etmesinin sebebi aslında sadece ekonomiye önem vermediğini gösteriyor. Bir yandan da Gazze soykırıma önem verdiğini gösteriyor. Çünkü eğer mevzu sadece ekonomi olsaydı derdi ki bu işi CHP yapabilir, Verelim abi CHP'ye gitsin CHP en büyük parti olsun öyle 3 milyon 4 milyon farkla da olmasın. 10 milyon farkla olsun derdi ama dememiş. Ali Bey buyurun. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, bu Ben Gazze meselesinin muhafazakar kesimde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefete eli oy vermeye gitmedi. Açık söyleyeyim kendi kentlerindeki belediye başkanları da çok umurunda olmadı. AK Parti ve MHP'yi, MHP'nin bir kesimi önce söyleyeyim muhafazakar, özellikle e, Anadolu'daki muhafızakarlığı güçlü olan milliyetçi kesim e, sandığa gitmeyerek ve geçersiz oy kullanarak hem AK Parti'yi hem MHP'yi sandıkta cezalandırdı. İYİ parti ise e, özellikle 28 Mayıs'taki tavrı, 28 Mayıs seçimlerindeki tavrı ve sonrasındaki Meral Akşener'in ortaya koyduğu tavırla ve İstanbul gibi büyük şehirlerde aday çıkartması ve AK Parti'ye kazandırmaya yönelik davranması ya da öyle bir tutum alması nedeniyle cezalandırdığını hatta daha iddialı söyleyebilirim ki Meral Akşener'in İYİ Partisi'nin en az %2'si %3'ü zaten geçirgenlik olarak Cumhuriyet Halk Partili olduğunu düşünenlerdenim. O geçti şehir oylarında da bir geçirgenlik yaşandı. Bundan sonra ne İyi Parti'nin dikiş tutacağını düşünüyorum ne de Meral Akşener'in genel başkan olarak kalabileceğini düşünenlerden Çok doğru değilim. Düşünüyorsunuz. Ama Çok bu seçimlerde özellikle bir kişiyi alkışlamam gerekiyor. Yüksek başarısından dolayı Türk tarihine not edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk siyaset tarihine. Eğer bunu söylemezsem ona karşı hem vefasızlık etmiş olurum hem de kendi vicdanıma karşı hesap veremem. Doğu Pirinçey'in Özellikle bu seçimlerdeki 3-4 e, yerdeki muhtarlık başarısından dolayı kendisini çok çok kutluyorum. Kendisini alkışlıyorum buradan. Ve ben ilk defa Türk siyasetinde e, bir siyasi partinin muhtarlık seçimlerine girdiğini de öğrenmiş oldum. Bunu da bana öğrettiği için Doğu per Perinci'ye müthiş şükranlarımı iletiyorum Ergan Türk'ten. Bu, evet. Bunun unutulmasını istemedim lütfen. Evet Doğu Bey'in müthiş bir azmi var. Takdir ettim gerçekten izlerken. Spikerler de ciddiyetlerini çok iyi muhafaza ettiler. Ben orada olsaydım aynı ciddiyeti muhafaza edebilir miydim bilemiyorum. Ben spiker hanıma ve spiker beyefendinin yüzüne baktım o esnada. Çok iyi tuttular kendilerini. Tabii onların da ekmek kapısı. Yani orada bir gülmeleri, bir şey olmaları farklı bir noktaya gidebilirdi. Yıllarını vermişler. Hiç inanmadıklarını yüz ifadelerinden anlıyordum ama yapacak bir şey yok. Eldeki malzeme bu. Doğu Bey evet bir şeyler yapmaya çalıştı yıllardır siyasetin içerisinde. Gittikçe eridi ve hiçbir e, istenilen neticeyi eline alamamasına rağmen... ...geliyoruz, iktidarız, Tayyip Erdoğan bizim çizgimize geldi. Biz o, işte kalkıp da ona gitmedik gibi ifadeleri kullandı. Güzel taktikler buldu. Hakikaten inandırıcı da yani... ...Tayyip Erdoğan bizim çizgimize geldi demesi evet güzel ama e, şimdi bir seçim sonucunu değerlendirirken bizim hiç suçumuz yok, başarısızız. Yani en azından ya biraz bir taktiksel hatamız oldu demeden yo muhtarlıkta gayet iyi olduğumuz görülmüştür. Tam gaz devam ediyoruz, hızla geliyoruz, yakında iktidar olacağız gibi söylemler içerisine girmesi. Gerçekten yani seçmen kitlesi açısından da yani alay konusu olacak elbette ki yani o seçmen kitlesi açısından yani. Yani ben özellikle yine bir küçük bir notla düşeyim yine tarihe not düşmüş olayım. Burak Avuncu'nun oy kullandığı sandıkta İyi Parti'nin İstanbul adayı Burak Avuncu'nun oy kullandığı sandıkta 3 oy çıkmış İyi Parti'ye. Bugün 16 yayınında da söyledim. Burak Avuncu'nun kendisine oy verdiğini evet. zannetmiyorum. Bu benim tabii içimden geçen his. <laughs> Bu da Bunu da baş... bir not düşeyim. Yine bir not olarak tarihe no... bilenler biliyorlardır. Ee, özellikle geleceğin nasıl bir Türkiye olacağı, kiminle yürüneceğine de küçük bir simgesel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu oy kullanma kabinine girmiş, bir dakika 30 saniyede kullanmış oyunu. Yani üç tane oy pusulasını şak 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 imzalamış, zarfa koyup e, sandık başkanına götürmesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dört dakika 20 saniyede <laughs> oyunu kullanmış. Bunu da not olarak bir kenara düşüyorum. Aylar çok düşünmüş. Kendi partisiyle de ilgili. Çok, çok, çok belki tuhaf gelebilir size ama ben bu tür verileri değerli buluyorum sevgili izleyiciler gelecek açısından. Kendinize iyi bakın. Erkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Evet, Erkan Türk'ten kanalıyla birlikte ortak yayın yapıyoruz. Akbir üyeleri de burada ama iki kanalda yayın yapılıyor bilginiz olsun. Tek kanalda değil. Bende izleyenler izleyici sayısına bakarken ee, yanlış görüyorlar. Erkan Türk'te e, izleyenler yanlış görüyor. Toplam şu anda 1700 kişi var arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi sabahlar diliyorum. İyi Erkan sabah. çok teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.